Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çoktandır videoda çekemiyorum. Biliyorsunuz ki küçük bir bebeğimiz var artık, 3 aylık Duman var. İnanın tam bir küçük bebek arkadaşlar. Yani o kadar çok ilgi istiyor. Yalnız kaldığında hemen miyavlamaya başlıyor. Kesinlikle yalnız kalamıyor. Benden de ayrılamıyor. Şimdi bana da alıştı çok şükür. Eve alıştı. O yüzden tabii biz de biraz daha rahatladık. Bir hayli zor oldu arkadaşlar alışması. Çok korkaktı. Özellikle geldiği günlerde. Yani gerçekten o kadar büyük korkular atlattı ki. Çok korktu. Genelde mutfak dolabının altında yattı arkadaşlar. Kendi saklanma yeri olarak orayı seçti herhalde. Orada kaldı. Orada uyudu. Yani çok fazla çıkaramıyorduk. Bize hiç yaklaşmıyordu. Çok fazla işte korkuyordu dediğim gibi. Şimdi çok şükür yani çok rahat. Artık oturma odasında falan genelde oynuyor. Biraz da tabii ben de ilk günler hem o korkuyu atlatması için hem de hani bize daha çabuk alışabilmesi için biraz daha fazla ilgilendim. İşte beraber oyun falan oynadık. Korkmaması için tabii ki arkadaşlar. Şimdi çok şükür gayet iyi. Bu sefer de benden ayrılmıyor. Ben nereye gidersem arkamda. Biraz da işte mermerin üstüne falan çıkıyor mutfak tezgahına falan. Ondan sonra yani her yerde atlamayı zıplamayı çok fazla seviyor. O yüzden biraz da korkuyorum da aslında. Ben de onu yalnız bırakamıyorum. Zaten yalnız kaldığında da miyavlamaya başlıyor. Mutlaka hemen gitmemiz gerekiyor. Bir hayli yüksek sesle miyavlıyor arkadaşlar. Durum böyle. Bu yüzden Duman'ı yalnız bırakamıyoruz. Doğru dürüst çiçeklerimle de aslında hiç ilgilenemedim. Bir de tam sonbahar başladı artık arkadaşlar. Saksı değişimleri, toprak değişimlerinin olması gerekiyor. Birçok çiçeğimde bakım yapmak gerekiyor. İnanın hiçbir şeye henüz fırsatım olmadı. Artık Eylül bitene kadar inşallah, Ekim'de olabilir zaten. Bu işlerimi halledebilirim inşallah hayırlısıyla. Şimdi son günlerde bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Menekşe köklendiremiyorum yapraklarını. Nasıl yapabilirim? Ben de bu konuya bir kendi bilgilerime, kendi deneyimlerime göre arkadaşlar. Yoksa ben biliyorsunuz ki hani her zaman söylüyorum profesyonel menekşe yetiştiricisi değilim. Ben de sonradan öğrendim. Ve çok şükür artık hani birkaç püf noktaya dikkat ettikten sonra zaten olabiliyormuş. Gerçekten hani çok şükür yetiştirebiliyorum artık. Büyüyorlar. En azından öldürmüyorum. Gayet güzel de çiçekleniyorlar. Şöyle bir menekşem var. Bunu göstereyim. Bakar mısınız? Tomurcukları da kocaman kocaman arkadaşlar. İnşallah çiçeğini açınca paylaşırım. Üstünde bir hayli tomurcuk var ve çok büyük tomurcukları. Gayet güzel gelecek inşallah tomurcuklar, şey çiçekler falan. Bu rokoko cinsi arkadaşlar. Bunları ben yazın fitilli sulamaya almıştım. Bundan da memnun kaldım. Gerçekten hani fitilli sulamayı da daha önce hiç deneyimlememiştim. Ama gerçekten güzel oldu. Arkadaşlar menekşeler için gayet memnunum yani fitilli sulamadan. Bu şekilde fitilli sulamada tüm menekşelerim böyle bir kap altına koyuyorum. Devamlı su dolduruyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar menekşeleri yapraklarını daha doğrusu nasıl köklendirebiliriz? Şu şekilde bir tane güzel gelişmiş yapraklardan alacağım. Arkadaşlar daha öncesinde ben kesinlikle köklendiremiyordum. Hani köklenenler de sonradan işte ölüyordu falan. Bebek yani es kaza verse bile o bebekler de yaşamıyordu. Yani hiçbir şekilde ne menekşe ne menekşe köklendirmede kesinlikle hiç iyi değildim. İşte çok şükür sonradan çok fazla video seyrediyorum. Çok fazla bu konuda
Google'da bile bulduğum her şeyi okuyorum. Çok fazla yani araştırıyorum arkadaşlar. Birçok arkadaşın canlı yayınına katıldım. İşte bu sayede öğreniyorsunuz. Yani bilmediğiniz şeyleri de öğreniyorsunuz. Sonra da deneyimleyerek tecrübe ediniyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde menekşe yaprağımızı ucunu mutlaka verev kesiyoruz arkadaşlar. Verev bir şekilde. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama verev bir şekilde kesiyoruz. Daha sonra benim bu toprağım şu anda çok kuru ama nemli olması gerekiyor toprağın. Şu şekilde koyup biraz yanlarından bastırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da ilk suyunu veriyoruz. Bu serada olacağı için arkadaşlar toprağın hani çok fazla ıslanmaması gerekiyor. Sadece hafif nemli olması gerekiyor. Ben genelde köklendirme yaparken sera yapıyorum. İlk başladığımda aslında hani direkt bu şekilde ekip böyle bekletiyordum menekşe yapraklarını. Fakat sera yaptığınızda inanın çok daha güzel gelişiyor. Daha çabuk köklendiğini fark ettim. O yüzden serayı da tercih ediyorum artık arkadaşlar. Şu an toprağım o kadar kuru ki o yüzden biraz fazla suyunu vermek zorundayım. Çünkü toprağımın nemli olması gerek. Kesinlikle çok fazla ıslatmayın arkadaşlar. Yani toprak çok yaş olmasın. Bu sefer de direkt çürüme yapar yapraklarınız. Sadece hafif nemli olacak şekilde ıslattım. Yanlarından hafif bastırıyoruz. Ve arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu şekilde bir kilitli poşetlere koyuyorum. Ya da eğer bir kapaklı kaplarınız varsa şeffaf olacak şekilde o kaplara koyabilirsiniz. Ben o şekilde de kaplarım da dolu benim şu anda. Bu şekilde ağzını tamamen kapatıyorum. Bu şekilde ilk 10 gün falan açmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kalacak ama kesinlikle güneş görmeyecek arkadaşlar. Güneş gördüğü zaman şimdi size göstereceğim. Direkt yanıyor. Yani hani çok yakıcı güneş olmasa bile yine yanıyor. O yüzden güneş göstermeyin. 10 günden sonra günde bir kere açıp havalandırıyorum arkadaşlar bunu. Birkaç dakika falan. Sonra tekrar kapatıyorum. Bol aydınlık, ışık alan bir yere koyuyorum. Fakat kesinlikle güneş göstermiyorum dediğim gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Yine böyle küçük bir bardağa diktim ve üstünü de bu şekilde kapattım. Yine böyle de sera ortamı olmuş oluyor arkadaşlar. Yalnız bunları da kontrol etmeniz gerekiyor. Bazen çok çabuk çok fazla kuruyabiliyor. Çok kuruduğunda şöyle bir çay kaşığı kadar olacak şekilde tekrar nemlendirip toprağı bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Böyle de bir sera yapmış oluyoruz. Yine şuradaki bir bakar mısınız? Şu kısım güneş değmiş ve hemen yanmış. Ve bu da bebek vermeye başlamıştı. Özel türlerden. Harika bir çiçeği var bunun da. Gerçekten çok güzel. Picasso yaprak. Gayet güzel köklenmiş arkadaşlar. Bebek de geliyor. Bunu da aynı bu şekilde her gün hem açıp havalandırıyorum arkadaşlar hem de topraklarını kontrol ediyorum. Kesinlikle çok kuru olmayacak. Kuruduğu zaman da zaten kökler direkt ölüyor. Bu şekilde de yine sera yapmış oluyoruz. Bakın böyle daha küçük bir poşet. İçerisine toprak koydum. Menekşe yaprağımı da şu şekilde yine aynı bardağa dikiyor gibi buna diktim arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde kapatıyoruz. 10 gün falan hiç açmadan 10 günün sonunda günlük bir kere açıp havalandırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bunlar da yakında köklenmeye başlayacaktır inşallah. Minik minik çünkü kökler gözükmeye başladı arkadaşlar.
İnşallah bakalım. Şimdi şunu göstereceğim. Arkadaşlar o kadar çok sıcaklarda korudum bunları. Birkaç gün önce artık hani Eylül de geldi, havalar da biraz serinledi. Salonumda sadece sabah güneşini alıyor düşüncesiyle çiçekliğime koymuştum. Ve hemen güneşin geldiği yapraklar Allah'tan çok fazla değil, çok şükür. Şunu göstereceğim. Tamamıyla yanmış. Yani güneş gösterdiğiniz zaman bu şekilde. Aydınlık, bol ışık alan yerde olsun ki köklenmiş bir yaprak. Galiba yok, köklenmemiş. Biraz zor çıkıyor gibiydi ama yeni yeni birazcık kökler başlamış ama bakın bu şekilde hemen yaprak yanıyor güneş gördüğü zaman. Yani aynı sukulentlerdeki gibi arkadaşlar. Sukulentlerde de yapraklar güneşe koyduğumuz zaman nasıl yanıyorsa bu menekşelerde de bu şekilde. Toprağa da devamlı nemli kalması gerekiyor. Ona çok dikkat edin. Bunları da çok sıcaklarda, geçen hafta aşırı sıcaklar olduğu için arkadaşlar seradaydı hepsi de. Bunları da bu şekilde pet bardaklara yine dikmiştim. Kökler gelmeye başlamış artık. Fakat çok sıcak olduğu için seradan çıkarttım arkadaşlar. Ama Eylül ortası gibi sera yapabilirsiniz artık. Bunları da böyle neredeyse yani günlük şu anda da sıcak olduğu için bu şekilde bir çay kaşığı kadar bir suyla nemlendiriyorum arkadaşlar. Çok çabuk kuruyorlar. Serada olduğu zaman bu şekilde kuruma durumu olmuyor tabii ki. Devamlı nemli kalıyor. Menekşeler bu şekilde arkadaşlar, köklendirmeyi böyle yapıyoruz. Özellikle sera yaptığınız zaman, ki bundan sonra da rahat bir şekilde yapabilirsiniz çünkü artık havalar hadi biraz daha serinlemeye başladı çok şükür. Yakıcı sıcaklar kalmadı. O yüzden rahat bir şekilde sera yapabilirsiniz. Benim de en çok tavsiye edeceğim sera arkadaşlar. Ben çünkü ondan daha çok verim aldım. Şunu göstermek istiyorum. Adenium çöl gülü. Tohumdan bunları da yetiştiriyorum. Şaşırtma yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu iki taneyi de alacağım. Büyüdükçe bunları da şaşırtma yapıyorum. Büyükler de şurada. Bakar mısınız? Bunlar da çok güzel oldu. Adenium çöl gülleri. Bu şekilde arkadaşlar. Gövdeleri falan kalınlaşmaya başladı. Bunlar daha çabuk büyüyenler. Büyüdükçe buraya alıyorum. Bu sene tohuma taktım arkadaşlar. Tohumdan yetiştirmeyi çok seviyorum. Bunlar da özel tür gloksinyalarım. Ne deniyordu? Çilli denen türler. Puantiyeli gibi oluyor ya arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Bunları da şaşırtma yapmam gerekiyor. Artık yani bu da bu şekilde sera ortamındaydı. Diyorum ya arkadaşlar, yani bir 10 gündür falan dumanla sadece uğraşıyoruz. Dumanla ilgileniyoruz. Sonra kalan zamanlarda da ev işi, yemek, bulaşıklar ve diğer günlük işler. İnanın hiçbir şeye artık vaktim kalmadı. Çiçek bakımı, özellikle çiçeklerimle çok ilgilenemiyorum. Artık bundan sonra inşallah bunları da yine bir videoda şu şekilde kapları alacağım saksılarına ve seradan çıkaracağım arkadaşlar. Çünkü artık hani maşallah güzel büyük bir fide olmaya başladılar. Bunlar var. Bir de yine ejder meyvesi. O kadar çok tohumdan şeyler diktim ki. Arkadaşlar bunlar da ejder meyvelerim. Bakar mısınız? Bunlar da çok güzel çıktı. Çok hoşuma gidiyor bu şekilde de tohumdan yetiştirmek. Bazıları kalınlaşmaya başladı. Bunlar da ejder meyveleri. İnşallah hepsi de güzel bir şekilde büyürler. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Unuttuğum bir şey varsa
Ya da sizin sorularınız olursa yine yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Abone olarak izler, destek olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın.